Arkadaşlar malum bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. O münasebetle şehitlikte programlarımız vardı. Biz Çanakkale'yi, şehitliği milli şuur merkezi olarak değerlendiriyoruz. Burada sadece kazanılan, zor şartlar altında kazanılan bir zafer, bir savaş söz konusu değil sadece. Aynı zamanda milletimizin birlik beraberlik içerisinde ortak düşmana karşı koyması, vatanı birlikte savunması bakımından da önemli Çanakkale Zaferi. Bu bakımdan buranın özellikle gençlerimiz için bir ziyaret mekanı olması, gelmelerinin teşvik edilmesi önemli. Tekrar burada Çanakkale Savaşı'nda başta olmak üzere tarih boyunca bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, bütün komutanlarımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklalimiz için, hürriyetimiz için mücadele eden bütün büyüklerimizi, geçmişimizi burada rahmetle yad ediyorum. İkinci husus az önce Çanakkale 1915 köprüsünü ziyaret ettik. Bu ayaklardan Anadolu tarafındaki köprü ayağının en üstüne çıktık. 318 metre yüksekliğindeki köprü ayağına. İnşallah önümüzdeki 18 Mart 2022'de köprü açılmış olacak. Yani sadece geçmişi, ecdadımızı yad ederek değil, bugüne ve geleceğe de çok nadide, harikulade eserler bırakarak da ilerliyoruz. Bu köprünün özelliği dünyada iki ayak arası en geniş olan köprü olacak inşallah faaliyete geçtiği zaman. Ben en kısa zamanda bütün çalışan işçilerimize, mühendislerimize, emeği geçen Ulaştırma Bakanımıza, daha önceki bakanlarımıza ve tabii bütün bu kıymetli eserler için liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Buyurun. Efendim, bunu malumunuz, HDP'ye açılan bir kapatma davası var. Evet. Olarak bu süreç nasıl işleyecek, onunla ilgili bilgi almak istiyorum. Bir, ikincisi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada parti kapatmanın tarihe karışması gerektiğini belirtmişti ki bununla ilgili görüşünüz nedir? Evet. Tabii kimseye cevap olsun diye konuşmam doğru değil, ben meclis başkanı olmam hasebiyle. Sadece hukuki süreçten bahsedebilirim. Malum anayasaya göre ve siyasi partiler kanununa göre siyasi parti kapatma davaları var Türkiye'de maalesef. Bu konuda daha önce bir düzenleme gelmişti meclise. Bir anayasa değişikliği yapılıyordu 2010 yılında. Bu değişikliklerden bir tanesi de siyasi parti kapatılmasının tamamen yasaklanması mahiyetinde bir değişiklikti. Ama meclisten geçmemişti o zaman. Ben o tarihlerde parti kapatmalar olmasın diyenler varsa onların o tarihte buna destek verip vermediğinin bakılmasını öneririm. Ama anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek. Sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeler var, uygulamalar var bazı ülkelerde. Gönül ister ki olmasın ama siyasi partilerin kapatılmasını gerektiren hususlar, sebeplerle ilgili de siyasi partilerin hassasiyet göstermesi, ihlallerde bulunmaması da gerekir tabii ki. Buna dikkat edilmesi gerekir. Efendim, Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında dün genel kurulda karar okundu. Evet. Ardından da bir süre daha genel kurulda kaldı HDP grubu olarak. Şu anda da hatta mecliste grup tarafında devam ediyor bekleyişi. Evet. Meclis başkanı olarak bu süreçte nasıl devam eder, nasıl bir tutum izleyeceksiniz? Aslında daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. Aslında bir değil, üç milletvekilinin haklarındaki kesin hükümlerin genel kurulda okunması suretiyle 4 Haziran 2020'de milletvekillikleri sona ermişti. Birisi Sayın Berberoğlu'ydu. Diğer iki milletvekili de HDP'li milletvekili idi. Dolayısıyla Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç de ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasada çok açık bir şekilde kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilinin düşeceği yazıyor.
Şimdi burada itiraz edilen hususlardan birincisi karar hukukidir, değildir, adildir, değildir tartışması. Tabii öyle bir tartışma şüphesiz yapılabilir, herkes tartışabilir ama bizi meclis başkanlığı olarak ilgilendiren anayasadaki açık hükümde yer alan kesin hüküm meselesidir. Ortada bir kesin hüküm var mı yok mu? Kesin hükümlerden beğendiklerimizi uygulama, beğenmediklerimizi uygulamama, işte beğendiklerimizi okuma, beğenmediklerimizi okumama, okutmama gibi bir lüksümüz yok. Kesin hüküm kesin hükümdür. Yanlışsa, bir yanlışlık varsa kararla, hükümle ilgili onun nasıl izale edileceği, düzeltileceğine dair süreçlerde mevzuatımızda var. Kesin hüküm, ikinci husus da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. İşte bu bakımdan beklenmesi gerekirdi şeklinde. Bu da doğru değil. Daha önce de bunu müteaddit defalar konuştuk. Hükmün kesinleşmesine engel değil Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular. Bireysel başvuru ayrı bir mekanizmadır. Nitekim Sayın Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararları da doğru okunursa o kararda da Anayasa Mahkemesi kesin hükmü kendisi kaldırmıyor, kaldıramıyor. Böyle bir yetkisi yok. Kesin hükmün kaldırılması konusunda ilgili mahkemeye, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne İstanbul o zaman kesin hükmün kaldırılmasına dair kararında ayrı bir cümle koyuyor. Bu bakımdan eğer Anayasa Mahkemesi kesin hükmü zaten kaldıracaksa kendisi kaldırırdı ama bunu kaldıramayacağı için diğer mahkemeye havale ediyor. Bu bakımdan bireysel başvuru kesin hükmün kesinleşmesini engellemiyor. Ortada bir kesin hüküm var. Anayasa Mahkemesi'ndeki sürecin ne olacağını da bilmiyoruz. Bir başka husus, onu da belirteyim, tedbir başvurusu yapılmış Sayın eski milletvekili tarafından. Bu tedbir başvurusunda Anayasa Mahkemesi reddetmiş. Daha önce benzer başvuruları reddediyordu ama Sayın Berberoğlu kararı sonrasındaki gelişmeleri dikkate alarak Anayasa Mahkemesi'nin ortada bir gecikmesinde sakınca olan bir durum olduğunu düşünmesi halinde bir tedbir kararı verme imkanı vardı, vermemiş, bunu reddetmiş. Bu bakımdan ben hukuki süreç olarak hiç kimsenin karar şöyledir, böyledir, okunmalı, okunmamalı tartışmasını yapmaya hakkı yok. Bunlar siyasi tartışmalardır. Siyaseten beklenir, beklenmez tartışması. Herkesin kendine göre karar vereceği bir husus. Kesin hüküm genel kurula bildirildikten sonra milletvekilinin milletvekilliği düşer. Dolayısıyla genel kurulda bulunması, milletvekili olmayan herhangi bir vatandaşımızın genel kurula girmesi, orada bulunması gibi bir husustur. Bu mümkün değildir. Gerek içtihaya göre mümkün değildir. Ama bundan daha ilerisi de işte yasama faaliyetlerinin engellenmesi gibi bir duruma doğru varmaz diye ümit ediyorum. Verilen ceza hükmünün infazıyla ilgili ise tabii onu Adalet Bakanlığımız, diğer ceza hukukçuları onu ifade edebilirler. Bir husus daha belirteceğim burada. Zaman zaman dikkati sunuyorlar. 1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994 yılında yaşanan olayda bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Milletvekillikleri devam ediyordu. Onların gözaltına alınmasıyla ilgili süreç farklı bir süreçtir. Milletvekillikleri devam ederken başka dosyalarla ilgili olarak dokunulmazlıkları kaldırıldı. Burada ise bir milletvekilliğinin sona ermesi söz konusu, milletvekili değil. O bakımdan birbirine hiç benzemeyen iki statünün karşılaştırılması gibi bir durum. Yani burada teknik olarak bir kesin hüküm var, bu da okundu. Milletvekilinin şahsı vesaire önemli değil. Sadece anayasadaki bir hükmün gereği yerine getirilmiş oldu. Efendim, bir de son olarak Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik yaptırım planını askıya alma kararını açıkladı. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Onun detaylarını doğrusu bilmiyorum. Ama Türkiye için herhalde olumlu bir gelişme. Şüphesiz tabii ki. Şimdi zaten müzakereler, görüşmeler başta Sayın Dışişleri Bakanımız olmak üzere devam ediyordu. Yani Türkiye konusunda Avrupa Birliği'nin, işte geçen hafta Avrupa Birliği Parlamentosu'nun yapmış olduğu bir değerlendirme vardı Suriye üzerinden. Türkiye ile ilgili bilgilerin doğrudan Türkiye'den alınması, tereddüt hasıl olan hususlarda da karşılıklı müzakere yolunun tercih edilmesi gerekir. Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Türkiye'ye karşı terör faaliyeti yürüten örgütlerden veya bu örgütlerle ilişkili olan Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak, Türkiye hakkındaki kararları, değerlendirmeleri bunlar üzerinden yapmak çok vahim bir yanlıştır, hatadır. Ben bununla ilgili bir olumlu gelişme olması muhtemelen müzakereler üzerindendir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.